de çünkü ilerliyor, ee, çok fazla da <laughs> konu başlığımız var. Şimdi efendim, 15 Temmuz e, hain darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan e, İyi Parti Antalya Milletvekili <laughs> Ferudun Bahşi'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. O geceye ilişkin açıklamalarda bulundu Ferudun Bahşi. 15 Temmuz e, darbe girişimi akşamı eşiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi. Şimdi... Bu açıklamaları paylaşalım. Şöyle arkadaşlarım da ekrana verdiler. 15 Temmuz akşamı eşimle Akşener'in evindeydik. Ee, şöyle şuradan okuyacağım. Fethullah Gömen bir tweet yazmış. Dedim ki e, abla bir gün önce ben bu herife sövdüm. Sen de bunu yazarsan ve başarılı olurlarsa ikimizi de asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık ve saat 24'ten önce Genel Başkan en iyi darbe en kötü demokrasiden evladır Ters şeklinde yazılı, tam tersi tam tersi <laughs> o, o... yanlış yazılmış. Metin bana da geldi yanlış yazılmış. Yanlış yazılmış. Neresi yanlış? Neresi yanlış? Şöyle. En kötü demokrasi en iyi darbeden evladır. Evladır. Tamam. E, Sayın Türker nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlarım da düzeltsin onu. Şimdi bir kere Meral Hanım'ın ya da şu anda altılı masada olanlardan ee, o tarihte de fiili bu, Bu şekilde yazıyormuş yani. bu arada. AK Parti bu şekilde siyaset yapıyor. Ee, Anadolu Ajansı metni yanlış gönderdi. O zaman vahim bir şey. Siz, yo, yo. Anadolu Ajansı metni gö yanlış gönderdi. Böyle Ajın, yazıp yazıp düşünmüyorum da. Ne Sayın Kemal Sizinlikle Kılıçdaroğlu, yani. ne Sayın, Sayın Mültekin Uysal, yani. ne Sayın Temel Karamoğluoğlu, ne de Sayın Meral Akşener darbeden yana yer almaz bir kere. Bunu istediğiniz kadar birileri, siz darbecilerden tarafsınız, siz onlarısınız, siz FETÖ'cüsünüz desin. Bunlar artık, bu halk bunların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu görüyor. Bir kere darbeden en çok zararı bunlar gördü. Niye bunları gördü en çok zararı? Yani bunu söyleyen Çünkü iyi partiler, birlikte, söyler misiniz? Belki de demokratik olarak, demokratik olarak gidilecek ilk seçimde beraberce, bir değişimi sağlayacakken bu şansını kaybettiler. Bu darbe sayesinde de Sayın Devlet Bahçeli o güne kadar karşıydı, taraf oldu ve Cumhur İttifakı'nı da. Yani bunu şu saatte kim ne farklı şekilde anlatmak isterse çekmek. Eğer Sayın Bahşi şeyin evindeyse Meral Akşener'in, e orada zaten ne demiş? Bunlar çok kötüdür. Yani ee, bu da bir şeyi gösteriyor, hiçbir lider hiçbir açıklamasını tek başına yapmaz. Beraber olduğu arkadaşlarıyla istişare eder, yardımcıları istişare eder ve yapar. Çünkü Bu arada e, Feridun başı Bahşi kelimesi kelimesine bu şekilde söylüyor, onu da yani, söyleyelim. Kendi, o zaman bu vahim e, yani, ki, yani bu, o edememiş. zaman bu şu demek, Buk yani Buk. Şu demek yani darbe, darbeyi seviyoruz, destekliyoruz demek, demek ki, bu. Arada. Abla bir gün önce ben bu herife so 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 söyledim. Sen de bunu yazarsan ve başarılı olurlarsa ikimizi de Yani ne demiş Meral Akşener'in tweetini söylüyor. Meral Akşener bunu söylediği halde korkmadan tweetini yayınlamış. Yani burada Meral Akşener'in e, yürekliliğini, cebbalığını e, teşvik ediyor. Yani diyor ki ben bir gün evvel sövdüm. Sen de şimdi bir tweet atıyorsun. Biraz evvel düzelteyim. Yani dili sürçmüş. Büyük bir, bir ihtimalle Bahçeli'nin ama onun ifadesi. Dediler mi? ki hı hı. Bir, bir, bir bir demokrasi ki kötü demokrasi bir darbeden bin kat iyidir. Böyle bir tweet attı. O zaman ne dedi? Sen bu tweet'i attın. İkimiz de eğer başarılı olurlarsa. Başarılı oldukları takdirdeki şeyi anlatıyor deneyimine dayanarak. Şimdi 12 Eylül günü bütün siyasi liderleri başarılı olunca darbe Alıp götürülmediler mi? Hepsi. Ondan sonra bunların içinden güçlü olanları zincir bozana gönderildi. Şimdi burada e, Sayın Bahşi liderinin ne kadar korkusuz olduğunu, ne Hayır kadar. Abi yumuşattık olduğunu diyor, diyor, yumuşattık B. diyor Masum Bey. Son cümleyi okur musunuz? Yani yumuşatarak atıldı diyor. Merenal beni dinledi. Merenal ben beni bir... dinledi. Ben ben laf ben söylemedi sen... diyor. Fethullah'ı gömen bir belki, tweet hazırlamıştı Sayın Genel Başkan. Önce Sonra başkan, düzeltti. En evet, iyi darbe en kötü demokrasiden evladır şeklindeki tweet attı. Öyle bir tweet atmadı bir kere. En iyi darbe diye atmadı. Yani bunu <laughs> ya şu anda yazanlar yanlış söylüyor. Kim hangi adam hakkında ya da yumuşak kusura bakmasın partili değil o zaman. Yani ya bu şey değil ki lideri Darbeye övmüş. Buradaki yani bir de darbe övmüş. olabilir övüş. ama kelimesi kelimesi şey ifade ya. bu Sayın Türker. Hem de şu anda milletvekili. Hayır şu anda da milletvekili. Yani böyle bir şey kelimesi kelimesi olmaz. Öyle bir şey dememiş. Bakın biraz evet düzeltti. En iyi en kötü demokrasi en iyi darbeden iyidir. Onu Onunla, biz düzeltiyoruz. Biz düzelttik değil, ama öyle değil. De niyetli bir şekilde düzeltiyoruz. Bakın, e, yok yok. En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır. O zaman böyle demişse yani Meral Hanım'ı darbeci mi demek istiyorsunuz? <laughs> Ay, de yani bir kere ya bu <laughs> şu anda Türkiye'de siyaset yapan bir partinin liderine haksızlıktır kusura kusura bakmasın şimdi yani burada daha sonra bir yapmış. Burada Bashi ben haberim. Kendi liderini Devamını mi buldum. suçluyor? Bir saniye, kendi liderini masum darbeci masum mi masum söylüyor? Bey, masum Bence gerek yok. Ben Yerinde olsam şu anda bir telefona bağlanır. Bir, tam bir şeyi söyle. Bu vahim vahim bir bir, bir, bir Twitter. Tamam, tamam. Yani bu ya da bir açıklamadır. nerede yapmış bu açıklamayı? Bakın bak. Nerede? Yani bir açıklama budur diyoruz. Onun sesinden dinleyelim. Dur, bir Öyle bir şey demez. Hele şu anda parlamentoda milletvekili olan bir adam seçime gidilirken böyle bir şey der mi? Mümkün değil. Yani bu, bu konuda bu konuda akıl akılla hareket etmek lazım. Tamam, akıl, akıl, en iyi darbe gibi. en kötü demokrasi. Ee, e, Sayın Bülker Müsaadenizle yani Hasan bir Hasan, Bey araya girmek istiyor. Mi? Devam edeceksiniz. Hasan Bey'in de ilave edecekleri Hayır, girsin var. girsin canım yani bu, 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 bunu bunu kabul etmek ve Feridun Bahçe'ye tavsiye ederim. Ben, arkadaşım, ben, arkadaşım Sayın Milletvekili. Sen, dar, zaten. sen liderini darbeci mi ilan ediyorsun? Ben bu burada sesleniyorum ona. Ya Masum Öyle Bey, şey olur mu Ben Meral Hanım'ı tanıyorum. Darbeciliği nereden çıkartıyorsun? Masum Bey bir düzeltelim. Şimdi bu açıklamayı beyefendi 3. Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde söylemiş. Kongresinde aynen şu anda CNN'in ekranda yazdığı şekilde kurmuş ama... E sesini <laughs> bir duyalım. Da bir dakika ya bir dakika dur sesi de var da. Feridun Bahçı bunun üzerine şimdi yeni e bir açıklama... Sesini diyelim canım, sesini Biz, koysun. Sayın Allah Allah, bu kadar savunmayın, bir durun, bir sabırlı olun. Oradaki olur. muhabirin siz, yanlış anlamadığını ne hani malum. Siz bize sürekli reel politikten sakin olmakta... Yani olmaktan, Isparta'da liderini darbeci be. mi ilan etti bu Feridun Bahçı Bey? Ya siz ne sabırsızlıklı insansınız Sayın yani Bakanım. Lütfen. Akıl var, mantık var. Lütfen bir, bir adam milletvekilliğinden mi vazgeçiyor? Ya Feridun Bey düzeltmiş, Sayın Milletvekili düzeltmiş, onu okuyacağım bir dakika... Bakın diyor ki son açıklaması yeni geldi bu. Diyor ki hayır ben söylüyorum işte ben onun yerinde olsam onun partileri söylesinler çıkıp açıklasınlar. Ben bir şey, Böyle demiyorum bir şey ya. Ben, zaten bu <laughs> Ben partiden ayrılıyorum demek. Hayır ben Feridun Bey'i tanımam da Feridun Bey'in düzeltmesini okuyun müsaade ederseniz. niye bu kadar çıldırdınız anlamadım yani <laughs> anlamıyorum. <laughs> ben çıldırmadım. Ben mantık dışı için. olduğu için Aslında söylüyorum. Tamam. Peki Peridim. Sayın Türker, müsaade ederseniz bir paylaşsın Hasan Bey. Diyecek. Böyle hem de Meral Akşener'e. Tamam. Ya, Hasan Bey ki, bir okusun bakalım Yaptığı ne diyecek. Yazılı açıklama yapıyor. Diyor ki en iyi darbe, en kötü demokrasiden evladır şeklinde bir beyanım olduğu geçmiş. Kastımız konuşmamın içeriğiyle birlikte değerlendirildiğinde bu olmadığı açıktır. Kastımız en kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir şeklindeydi deyip düzeltmiş. Biz de zaten Gaffar Bey söyledi. Aha. Ya ha, o ifade... Oldu? E, Öyle olmasın. Bakın ha. burada herkes Ama haklı. Işte yani bir milletvekili böyle yapar. Seni tebrik CNN, ediyorum. Hasan Bey Bir, dakika, bir Allah aşkına gösterdi. bir saniye. Allah aşkına bir dakika. Taraf ya, taraf 30 yok saniye mi saydın ya? Bir dakika. Burada Fulya Hanım da haklı. CNN de haklı. Bahçı da haklı. Çünkü ilk açıklamasında dili sürçmüş, Sehven böyle söylemiş. Şu şu anda yazdığı gibi. Sonra bu yayınlanınca bir yazılı açıklama yapıyor Diyor ki konuşmamın önün arkasına bakarsanız böyle dememem gerekiyor. Doğrusu budur diyerek aynısını diyor. en en kötü demokrasi ha, en iyi de, tamam. en iyi darbeden evladır dır deyip yazılı açıklamayı yapıyor. Bir rahatlayın, bir gevşeyin, bir saniye tamam. Anlaştık mı? Burada tamam mıyız? Teşekkür ederim Hasan ha, Bey. Anlaştım. Allah razı olsun. Şimdi, şimdi Söz şurada, birkaç Şunu da görelim yalnız. İ, İyi Parti'nin bazı örgütlerindeki yöneticilerin Fethullah Gülen'le ilişkin açıklamaları da e, unutmamak gerekir. Zaten zaten şöyle bir şey. Yani Fethullah e, Gülen'le ilişkilerini. Benim ya söz Önemli destekleyen... bir şey söylüyorsunuz. Tamam. E... Sayın Özçelik giderseniz şöyle yapalım. Hasan Bey deydi söz. Hasan Bey tamamlasın sonra sizinle devam edeyim. Evet. Yok konuşabilirsiniz. Tabii, tabii. Herkes sırayla şimdi, konuşacak. Siz buyurun. Şimdi, şimdi tam da bu. Hasan Bey, Hasan Bey sözümü kesti ama ben itiraz ediyorum. Siz de birazdan şimdi kısa değerlendirelim gerçekleri zaman kalırsa tekrar konuşursunuz söyledim. Sayın Türker. Hasan bu, Bey gerçekleri söyledi. Bu, Yerime geçebilirsin Hasan Bey. E, bu konuşma Feridun Bey'in konuşmasının özeti şu. Özetin özeti şu daha sert bir açıklama yapacaktık, yumuşattık. Çünkü olur ya darbe başarılı olursa kolumuzu bacağımızı keserler diye bir endişeye kapıldık diyerek yumuşattık diyor. Ben buranın da sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani söylediği cümlenin değil, son cümle, atılan tweetin değil, buranın da sorunlu. Yani darbeye karşı topyekun bir dakika ya ne yapıyorsunuz siz diye çıkan, tepki veren, reddeden bir çıkış değil yumuşatılmış bir tepki olarak karşımıza duruyor. Şimdi burada ilk defa bir şey söyleyeceğim. İlk defa Meral Hanım'ı da itham ederek söyleyeceğim. Çünkü o beni itham ettiği için söyleyeceğim bunu. İlk defa söylüyorum. Meral Hanım o geceyle ilgili Hürriyet Gazetesi'ne şöyle bir açıklama yapmıştı. O günlerde. Biz arkadaşlarla konuştuk. İşte köprüde falan meseleler var. Sokağa çıkalım mı çıkmayalım mı diye tartışırken bir anda baktık. Ülke TV'de Bizi FETÖ'cülükle suçluyorlar. Biz de vazgeçtik. Bakın bu ifadeler Hürriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Ben Ülke TV'nin genelleyen yönetmenim Hasan Öztürk olarak söylüyorum. Bu iddiasını bugüne adı ispatlayamadı. Çünkü o yayınları biz yaptık. Turgay Güler'le beraber. Ve biz dört gün boyunca evimize gitmedik. Sürekli yayındaydık. O yayınların hiçbirinde o gece, 15 Temmuz gecesi Meral Hanım'a yönelik böyle bir iddiada bulunmadık. Şimdi neyi kastederek söylüyorum? Yani bu tartışmalar Feridun Bey'in de olduğu evdeki tartışmalar sırasında ikilemde kalınıp bakın Feridun Bey'in de telkiniyle bir geri adım atma söz konusu. Bir geri çekilme ya başarılı olurlarsa bizi oramızdan buramızdan asarlar kolumuzu bacağımızı keserler diye endişelenip geri atmıştık söz konusu. Ben buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Ha darbeye tepki vermişlerdir ama düşük profilli bir tepki vermişlerdir. Onu söylemek istiyorum. Peki e, zannediyorum sesi var değil mi arkadaşlar? Bir dinleyebiliyor muyuz? Tamam bir dinleyelim o zaman. Bir de biz bir tweet atalım diye çıktık. Genel Başkan bir tweet yazmış. Yani Fethullah'ı gömen bir tweet tabi Dedim ki ya abla şimdi bir gün önce ben zaten bu herife söyledim. Şimdi sen de bu tweet atarsan bu herifler de başarılı olursa ikimiz de bacağı, kolumuzu bacağımızı keserler. Bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık. 12'den önce tweet attık Genel Başkan. En iyi darbe, en kötü demokrasiden evladır şeklinde biraz daha yumuşattık tabii. Evet, açıklama bu şekilde. Öbür tarafta da öbür tarafta da bir bir lider vardı. Ölümüne, ölümüne halkımızı sokağa çağırıyorum. Ben de geliyorum diyordu. Evet. O böyle derken diğer Genel Başkan kahvesini alıp takım elbisesini giyip terliklerini alıp televizyonun karşısına geçip güvenli bir evde otururken o zaman hala AK Parti'de olan başka şu anda bir genel başkan altın masanın bir elemanı güvenli bir eve sığınırken Ankara'da güvenli bir eve sığınırken iyi Partililer bu kararı alırken bir tanesi de ölümünü ölümle deyip e, halkı sokağa çağırıyordu. Ben bu kadar söyleyeceğim. Evet. Peki Sayın Yakın Şimdi ikisinin de birbirinden farkı ikisi İkisi de milliyetini seven, ülkesini seven insan. Ya ben sevmiyor demedim ki. Niye evet. bu kadar üzerinize alınıyorsunuz? Yani bir bakıyorum seviyorum. Meral Hanım'ı savunuyorsunuz. Bir bakıyorum Kılıçdaroğlu'nu savunuyorsunuz. Bir bakıyorum İstanbul'un belediye başkanını savunuyorsunuz. E sen, Bir bakıyorum Babacan'ı yani, savunuyorsunuz. Ya Bence, a bence yalnız altın da masayı da size düşün. aday göstersin. <laughs> Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. E, ne yapayım? Yalnız kalıyorlar. On, 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 onların yandaşları gelip size karşı oturmuyorlar. Ben oturunca bazen eleştiriyorum. Bakın ne diyorum? Millet İttifakı şu anda yalnız stratejide. Eğer bu seçim Çoklu adayla girilirse ve ikinci tur hayali varsa ikinci tura kalmaz. Cumhurbaşkanı kazanır. Değiştiremezler. Cumhurbaşkanının da beklentisi bu. Onlar çoklu adayla girip ikinci turu düşünsünler ben kazanayım. İki seçimde böyle oldu. Evet. Başkaları biz çıkalım sonra ikinci tura hayaldir bu. Ama bu hayalin bu şekilde oluşmasının da müsebbibi Millet İttifakı'nın kendisidir. Bu ittifak şu ana kadar her şeyin dizaynında her varlığın yani değişim ve dönüşümün kendi altı kişiliğin gerçekleşeceğini düşünüyorlar ki doğru değil. Seveni var, sevmeyeni var. Sayın Muharrem İnce'nin bir oyu var. Seveni sevmeyeni var. Demokratik Sol Parti, Önder Aksakal'ın bir seveni var. Sevsinler, sevmesinler. Mustafa Sarıgül'ün seveni var. Sen şimdi bunları devre dışı bırakıyorsun. Ondan sonra oturuyorsun diyorsun ki ben Türkiye'yi temsil eden bir yapıda olacağım. İşte ben de diyorum ki Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Tayyip Erdoğan bunların boş bıraktıkları alana girerlerse o zaman iş dersine dönüşür. Bunu kimsenin unutmaması gerekir. Hülya Hanım, bir İyi Parti ile ilgili bir eklemede ben yapabilir miyim? Tabii yapabilirsiniz buyurun. Şimdi bakın FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı var. Enver Altaylı'nın dosyasına baktığınız zaman bu dosyada İyi Parti yöneticilerin birçoğuyla temaslarını ve ilişkilerini göreceksiniz. ve İyi Parti'deki birçok yöneticinin de özellikle İstanbul örgütündeki yöneticilerin de FETÖ ile irtibatları konusunda bir sürü iddialar var. yani o gerçeği de unutmayalım. Benim bilgilerime göre o, o o geceyle ilgili ben o günlerde iyi partiye yakın kesimlerde Şimdi e, sözünüzü şöyle... tamamlayacaksınız ama e, o geceye o... dair Sayın Akşener'in atmış olduğu tweet'i ben paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlarım ekrana verirse tweet şöyle e, Sayın evet. Akşener şöyle yazmış: Demokrasi tek çaredir. Demokrasi dışı hiçbir eylem ve davranış kabul edilemez. Tweet bu. Yani... Saat kaçta olmuş bu? E 11 23 59 23 59. Yani 12'de olmuş. Evet. Yani darbenin başarısız olacağı anlaşıldıktan sonra atılmış. Daha evet. başarısız olacağı belli değil. Belli yani. belli o saatte. O saatte değildi hala. Bakın en erken yapan sonra. Bakın en erken şimdi Hasan Bey de bilecektir. Diğer konuklarımız da bilecektir. En erken açıklama yapan ve halkı sokağa çıkmaya Doğru darbe bu bir FETÖ darbesidir. Arkasında Amerika vardır deyip Halkı sokağa çağıran Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'tir. Doğrudur. Doğrudur. E, hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışı ondan sonradır. E, yani o nedenle bakın o gece şu oluyor. Ben bilmiyorum tamamen dinlediğimi anlatayım. ya yani da Konu sırası geldi diye. E, Sayın Akşener'in evi galiba o meşhur Boğaz'daki hani olayların olduğu köprüye çok yakındır. Evet. Balkondan da o köprü gözüküyormuş. Doğru mudur Hasan Bey? Evet öyle yani. Ben bal, balkonu bilmiyoruz, bilmiyoruz da beyler Beylerbeyi'nde olur evet. biliyoruz. İhtimaldir evet yani. Evet ve o sırada Ankara'daki İyi Parti'ye yakın isimler aramışlar. Demişler ki onların tabiriyle söylüyorum. Ablayı abla hemen köprüye gidin bir fotoğraf çektirin demişler. Yani sanki buna karşı gibi o saatlerde Akşener kabul etmemiş. Daha sonra hatta onlar, e, buradakiler çünkü FETÖ'ye karşı bir gruptu. E, yani o ilk günlerdeki ekipler ki onların zaten çoğu ayrıldı oradan. Onlar arıyorlar diyorlar ki, et, o evde bulunanları arıyorlar ve diyorlar ki ya ablayı zorla koluna girin götürün, köprüde bir fotoğraf çektirin diyorlar. ya yani yine kabul etmiyor. Yani e, saat 12'den yani darbenin başarısız olacağı anlaşıldıktan sonraki çıkışlar bence çok da e, şey değil. Çok da etkili çıkışlar değil, onu söylüyorum. Yani oradaki o saatte halk biliyorsunuz o köprüye inmiştir. doğru harekete geçiyor, bir abi, sürü tabi, olaylar oluyor. Abi. Orada evi çok yakın olmasına rağmen o hamleyi yapamıyor. Onu anlatmak için söyledim. Evet. Peki. Bey, <laughs> Bana anlatılan tabii bu. Yani onlara çok yakın isimler tarafından. <laughs> tamam. Şimdi öncelikle... bu bir önceki bahise dair kısa bir şey söyleyeyim, onu eklemem lazım. Ee, Nedim Şener 2021'de yazmıştı Perspektif diye bir belgeden bahsetti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ele geçirdiği bir belge. Kandil'den HDP'ye giden talimat. Diyor ki adayınızı çıkaracaksınız, kendi adayınızı. İkinci turda tamam, CHP İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz <laughs> diyor. Bugün de terör örgütü elebaşı Cemil Bayık bir videosu yayınlandı. CHP ve İYİ Parti'yi destekleyin diyor. Bu HDP konusu bir defa bu perspektiften bakılmalı. Şimdi şu konuya gelelim. Birincisi bu beyefendi tabi dili sürçmüş konuşurken. Dil sürçmesi. E, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud dil sürçmesini şöyle yorumlar. O parafraks ya da lapsus der buna. Dil sürçmesi diye bir şey yoktur der. Sizin kafanızda tabu kabul ettiğiniz, söylenmesi yasak olarak gördüğünüz bazı düşünceleri siz bilinçaltına atarsınız. Orada bir buzdağı oluşur ve çok gergin bir anda, çok kritik, heyecanlı bir şey söylediğiniz anda, çok kritik bir şey düşündüğünüzde söyleyeceğiniz zaman o arkadan sıçrar, bilinçaltına attığınız şey ortaya çıkar. Onun için dil sürçmesi yoktur o ağzınızdan çıkan şeyler büyük oranda gerçek niyetinizi gizlediğiniz şeyi saklar der. Beyefendi itham etmiyorum Freud'un bu konuya dair görüşünü söylüyorum. Ben de genelde gazeteci olarak siyasetçileri dinlerken dil sürçmelerine çok dikkat ederim. Çok dikkat ederim. Mesela şimdi neyse örnek vermeyeyim çok uzatmayayım onu. Çünkü dil sürçmeleri kişinin gerçek niyetine dair bazı ipuçları verebilir. İkincisi yani bu kısmı geçelim asıl işin içeriğine bakalım. Şimdi beyefendi bir İsparta Kongresi galiba değil mi? Evet, orada üçüncü olan kongre. Gülerek orada kongresi e, Evet, gülerek anlatıyor. Ee, yani nasıl işte bu darbe gecesini yaşadılar, onu anlatıyor. Yani, Başarılı gül, olurlarsa diye devam ediyor. Yani an, anılarımızı gülerek anlatmamıza beis yok tabii yani. O herhalde belki biraz da olayın mizahi tarafını da gösteriyor galiba. Ee, ama orada çok enteresan bir bir vahamet var orada. Ee, söylediği şey şu, ben ...bir gün önce bu adama diyor... ...bu adam dediği terör örgütüyle başlıyor... Ona kötü şeyler söyledim diyor... ...abla demiş Meral Hanım'a... ...beyanı doğru kabul ediyoruz beyefendinin beyanını... Ee, ...sen de şimdi böyle... ...bunu gömen şeyler yazma... ...sakın ha yazma... Ee, ...darbe başarılı olsa bizim kolumuzu... ...bacağımızı keserler falan filan demiş... ...şimdi birincisi... E, ...darbe başarılı olsaydı zaten... ...darbe demeyeyim mi de, işgal girişimi ...başarılı olsaydı zaten... E, ...yani büyük ihtimalle... ...bizler de dahil olmak üzere pek çok insan bunun bedelini çok ağır şekilde ödeyecekti. Yani neremiz kesildi, ne olurdu bilmiyoruz. Siyasi liderler de bunun bedelini çok ağır ödeyecekti. Zaten darbenin hedefinde darbenin hedefinde Tayyip Erdoğan vardı. Ne yapacaklarını da biliyorduk. Yani büyük bir ihtimalle belki yargılamadan yargılamadan Tayyip Erdoğan'ı infaz etmeye kalkacaklardı. Darbenin hedefi buydu. Şimdi bir anda Türk demokrasisi... Onu yazdı. De, Amerikalılar yazdı. Yine aynı dergi yazdı. Tabii tabii. Darbe başarısız oldu. Çünkü Asıl hedefi yok edemediler. Aynen öyle. Şimdi bunlar bilinen şeyler yani bunlar uydurduğumuz şeyler değil. Bu yayın kuruluşu dahil olmak üzere silahlı darbeciler, teröristler tarafından basıldı, gazeteciler neredeyse öldürülecekti, ölümden döndü. Bunları biz yaşadık yani. O Türkiye yaşadı onu. Hayal değil yani. Bu hayal değil. Görüntüler var. Anla, bu bu adamlar, teröristler yargılandı. Ee, bazısı zaten hapiste, bazısı kaçak vaziyette. Elebaşı da hala kaçak halde. Amerika bize elebaşını vermiyor. Şimdi böyle bir durumda, yani siz böyle bir vaziyetle karşı karşıyasınız ve siyasetçisiniz. Yani şunu anlarım. Alelade bir vatandaş, şimdi mesela darbeye karşı, o işgal girişimine karşı, çıplak elleriyle, bayraklarıyla, hiçbir silahları olmadan, Kalkıp direnen insanlar oldu. Şehitler verdik. 252. Şehitler verdik. 200 küsur şehidimiz var. 250 küsur şehidimiz var. Yani hepsini saygıyla, minnetle anıyoruz. Bir de çıkmayanlar da var. Çıkmayanları da kınamıyoruz. Çünkü bunlar sivil vatandaş. Korkmuş olabilirler. Öyle bakıyoruz. Diyoruz ki ya korkmuştur, çekinmiştir, anlamamıştır ne olduğunu. Tereddütte kalmıştır. Yani mazeretler bulabiliriz. Bunda bir sorun yok. Ama siyasetçilerden bahsettiğimizde iş değişiyor. Bakın değil mi? İsmet Bey bir örnek verdi. Kimi konuştuk? Doğu Perinçe'yi konuştuk. Ne yapmış? Gücü neye yetmiş? Gücü şuna yetmiş. Bir açıklama yapmaya yetmiş. Televizyon kanalına bağlanmış. He. Halka demiş ki kendi taraftarlarına buna karşı çıkın. Bu, bu bir Amerikan şeyidir, darbesidir. Bu bir darbedir, bu bir işgaldir demiş. Devlet Hoca aynı şekilde gelmiş e, arkasına. De, Tabii arkasından diğer lider yani o riski almış. Ya kardeşim, senin ablanın bacağı, kolu, kolda da Doğu Perinçe'ninki kol değil mi? Onunki bacak değil mi? Devlet Bahçeli'nin kol değil mi? Senin ablanın kolu mu bir tek kol? Senin bacağın mı bir tek bacak? Sen nasıl bir bakış açısına sahipsin kardeşim? Bu nasıl bir şey? Bir de bunu fıkra anlatır gibi anlatıyorsun orada. Ya sen işgal girişiminden bahsediyorsun. Efendim daha bir de marifetmiş gibi. Yani şecaat arz ederken sırkatili söylemek diye bir laf var. Bir de marifetmiş gibi. Efendim ablam da yumuşattı diyor. Yumuşatmış ablası da onu dinlemiş. Yumuşakmış şey atayım ben bu bu FETÖ'yü kızdırmayayım demiş. Ama kızarsa bizim kafamızı gözümüzü kırar demiş. Yok ya 250 tane insan öldürdüler. Herpeyde. Öldürdüler. Polislerimizin parçaları topladık biz. Bir, 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 Polislerimizin bulamadık, parçalarını bulamadık. 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 Yani acı bademle PTT önünde PTT'nin önünde bir muhtar amcayı böyle kurşunla karnına sıkarak öldürdüler. Bombalar yağdı insanların üstüne. Sanki bu böyle çocuk oyuncağı. Neden bahsediyoruz ya? Bu böyle sabaha karşı bilmem ne bildirisi açıklayarak, üç tane tank yürüterek yapılan bir darbe ben girişi de, falan de. değil. Türkiye'yi işgal 5, etmeye kalktılar. Ekim Sadece öyle de olmadı. Oldu. Sadece öyle de olmadı. İki tim dolusu adamı, iki tim dolusu teröristi helikopterlere doldurdular. Marmaris'e gönderdiler. Evet. Ne için gönderdiler? Ya sizinkisi kol bacak, Tayyip Erdoğan'ınki bacak değil mi? Kol değil mi? Ya siz nasıl bir bakış açısına sahipsiniz? İşte buna bunu bu insanlara birinin bunu söylemesi lazım. Siyasetmiş bilmem neymiş yok. Tabii siyaset deyince sular duracak. Ne güzel. Orada öyle de burada böyle de. Madem partinizin il kongrelerini yapıyorsunuz. Öncelikle sizden ayrılan isimler var. Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ ayrılırken ne dedi? Ümit Bey hala siyasette aktif. Sizin il başkanınız FETÖcü dedi. İl başkanınız FETÖcü dedi ki o söyledi. Ne yaptınız? Bununla ilgili nasıl bir tedbir aldınız? Nasıl bir izahat yaptınız? Bunlar bizim söylediğimiz şeyler değil, bizim iddialarımız değil. Sizden çıkan iddialar, kendi aranızdaki tartışmalardan çıkan şeyler. Şimdi ne yapıyorsunuz? O sinyali üretiyorsunuz. Bakın, kamuoyunda bazı istifamlar, şüpheler var. Kafa karışıklıkları var. İşte İsmet Bey demin aktardı. Özellikle de Parti Parti'ye odağını alan şeyler var. Siz öyle bir şey anlatıyorsunuz ki o geceye dair yani saati falan geçiyorum hadi 23.59 23.58 tamam neyse yani. Şöyle de olabilir. Uyumuş da olabilirsiniz ya yani önemli değil. Hiç mühim değil bu yani. O da olabilir yani. Onu görmezden gelebiliriz onları yani. Mühim değil. Ama yani bu anlatılan öykü kan dondurucu bir şey. Kan dondurucu bir şey. Olur ya. Olur ya. Başarılı olurlarsa. Demek ki sizin darbenin başbakanı kimdi diye soruyoruz değil mi? Sürekli bunu soruyoruz. Demek ki sizin başarılı olmasından sonra da bir Türkiye tasavvurunuz var. Öbür insanların yoktu ama. Öbürlerini yoktu. Yani böyle Onlar böyle için bir hayat bir gidiyordu. Diyorlardı ya. ki Türkiye diye bir şey kalmaz. Kalmaz. Kalacak mıydı? Kalmayacaktı. var mıydı sanat? Hayır. Hayır. Pek çok insan yok. Hayır. Demek ki sizin... Darbeden önce benim kararımı vermişler bir mahkeme. Konya'da Tabii darbenin olduğu tarihte MHP'li. Dolayısıyla... MHP'de. ya bunlar önemli değil. <laughs> Darbenin olduğu tarihte MHP'de. Burada şöyle bir şey. İyi Parti 25 Ekim 2017'de. Efendim konusur. biliyoruz MHP'yi. Biliyoruz onu. Biz Oo, söylemenize gerek yok. Yani, yani şimdi kötülemek için yapmıyor. Biliyoruz o. Biliyoruz Ama bu milletvekili MHP, konuşurken MHP yanlış konuşmuş kendi liderinin öyle. bile o ayrı bir konu. Da daha bir daha daha yok. Ya, ya o ayrı, o ayrı bir, bir konu. Bir Zaten ayrı bir operasyon vardı orada. MHP'yi bölme operasyonu yürütülüyordu bir yandan. Onlar onu yapıyordu. Tamam o ayrı tamam bir da, bir da konu. Tamam da MHP'yi bölme yani. Ne onun alakası? O başka bir, o bir, bir konu. FETÖ demedim. Ne? Öyle bir şey söylemedim. Niye öyle bir şey söyledim? Şimdi bakın herkes herkes FETÖ'yü demiyoruz. Bir dakika bir dakika. Bakın bu yazıyı ben yazdım. Bir dakika bir dakika. Öyle. Bakın, Masum Bey bir saniye. Kimse Masum geçmişe bir saniye. bakmıyor. Kimler kimden beraber olmuş. Bir Ama geçmişte Orta kimler vardı kapandı. Bir kere yanlış. Ortadoğu Gazetesi bir gün şöyle bir, bir manşette çıktı. Dedi ki, Ortadoğu Gazetesi, ölüsü, dirisi, PKK'lısı, paraleli MHP'de lider değiştirmek Ortadoğu Gazetesi... Ya bir dakika. Meral Hanım demek dakika. Mi ya. Yapmayın ya. Ben hayır. Yapmayın Bak, dur, ya. Dur bir saniye ya. Yapma. Ben yani bir yazı yazdım. KTV Tayyip ben Erdoğan mı demek? Ya bir dakika. De. Ben bir yazı yazdım o dönemde. Olur mu öyle şey? Ya bir saniye. Ben bir yazı yazdım. Yazımın başlığı da böyleydi. Ve o yazının içerisinde şu anda dışarıda Profesör Doktor Mümtazer Türkönen'in Zaman Gazetesi'ndeki yazdığı bir yazının bir bölümünü alıntı yaparak yazdım. Diyor ki Mümtazer Türköne. Erdoğan siyasetini durdurabilecek yegane unsur MHP'dir. MHP'de liderliğin değişmesi lazım. Tabii bu Operasyon. Gör şimdi. Mihraç Ural. Suriye'de o zaman kaçak, acilcilerin başkanı. O da diyor ki MHP'de liderin değişmesi lazım. Allah Allah. Paralel, o zaman paralel olarak tanımlanıyor. Paralel e, ve öldü söyleniyordu Mihraç Ural'ın açıklama yapmıştı. Paralel dediği kim? O Fetullahçı, zaman paralel devlet diye biz Fetul, konuşuyorduk. Fetullahçı. Ama itiraz ediyordu. Yani merak etme Milli Güvenlik Kurulu'na da karara bağlanmıştı o <laughs> Fethullahçı terör, terör örgütü. Fethullahçı terör örgütünün elemanlarının tamamı bakın zaman gazetesinde örnek verdim. Burada Mümtaz Hoca'ya da atıf yaptım. Şu anda dışarıda kendisi yazıda duruyor. Tamamı MHP'de liderliğin değişmesi, Devlet Bahçeli'nin gitmesi yönde açıklama yapıldı. Bu, bu, bu o, operasyonu kimler yaptı yani? Tabii tabii. bir, bir operasyonun hedefiydi. Ya o zaman hangi rozet taşıdığının önemi yok. Ama bu olay yani kamuoyundaki şüpheleri mesela ben örnek verdim. Yani Zafer Partisi genel başkanının söylediği iddialar kusurma, mesela oralardan çıkan şüpheleri adam. bu olay doğruluyor. Yani onu doğrular nitelikte bir olay. Çünkü şöyle bakıyorsunuz. Yani bir yanda şöyle düşünün ya Meral Hanım'ın o siyasi şahsiyetini düşünün. Nasıl bir profil? Çok sert. Tabii dedi, tabii. dedik. Kararlı, iyi bir lider, katı bir lider, teşkilatını elinde tutan bir lider. Yani böyle silik, sünepe Korkak, o titreyen, zaman geri çekilen birine bahsetmiyoruz ki. Son derece güçlü profilden bahsediyoruz. Güçlü bir profil, Ama yumuşatarak o bir şeyler partişiyor. söylüyorsa başka bir hesabı var demektir. Ben öyle anlarım. Demek ki 16 Temmuz sabahına dair başka ihtimaller önünüze koydunuz. Siyaset sahnesinde neler olur dediniz. Yani demek ki şunu düşünüyordunuz. Tayyip Erdoğan'ın bileklerine bu şey takılacaktı kelepçe. Devlet Bahçeli'ye takılacaktı. Doğu Perinçe'ye takılacaktı. Demek ki sizin önünüze de kırmızı halılar serilecekti. Başka bir şey olacaktı. Ben buradan onu anlarım. Ürkütmeyelim. Ürkütmeyelim. Kızdırmayalım. Aman bu adamlar el, el koyacaklar yönetime. Kızdırmayalım. Darbecileri, faşistleri kızdırmayalım. Bize belki bir yer açarlar, bir yol bulurlar. Ama, ama Meral Hanım bu, dememiş bu, ki. Bu ahlaklı bir siyaset değil. Meral Hanım değil. dememiş ki. Efendim ne olduğunu anlatıyor. Bu ben Bunu söyleyen bu mi? milletvekili. Hayır anlatıyor. Kusura milletvekili bakmayın. Yok, yumuşattı ve böyle yaptı. Ben herhalde yani bir şey birisi, demiyorum ki. Birisi böyle orada konuşurken. Zaten, zaten Peki, yani, Masum Bey sizi bu Ekranın önünde yana konuşmak yana çok önemli. Bir Masum Bey tamam anlasam. Ekranın Sadece önünde, Bey, tamam mı? Ekranın önünde konuşmak çok önemli. Yani bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı o. Herkes yapılan her işten kendisine paya çıkartmak istiyor. Kendisi bilgi dahilindeymiş gibi gözükmek istiyor. Bu iş buradan kaynaklandı. O zaman doğru söylemiyor Sormak mu milletvekilleri? Doğru, söylemiyor, iyi mu i̇yi doğru söylemiyor mu sizce? Doğru söylemiyor musun? Doğru söylemiyor mu diyorum Masum ee, Bey? Bence doğru söylemiyor ki ondan sonra tamam. düzeltme ihtiyacı hissetti. Hayır yani yani kısım bakın sadece bu ters bu bu bu, bu, yanlış bu, 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 bu ben ne Hayır. söyledim? mesela neden Hasan Bey'e teşekkür, teşekkür kısım ettim değil ve tebrik ettim? Dürüstlüğünü çünkü buldurdu. Arkadan da rejibi buldu, koydu önümüze. Gördük Meral Hanım'ın gerçek tweetini. Yani Mesela şimdi ya bazı, bazı, bazı şeyleri... Be, demiyorum. Yumuşattık o tarihlerde diyor, sosyal medya tamam. o kadar etkili değildi. E, yalan mı söylüyorum? Sosyal medya etkisi şimdi var. E, şimdi herkes yani nereye saniye. açıklama yapacak? Sayın Türker ee, bir saniye. Ana, İpek Hanım. Başka şeyim ana, ana, ana,